Marmaris Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Referandum özel yayınıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda avukat Ahmet Hür de bizlerle birlikte bu yayında. Evet, Ahmet Hür bize seçim sonuçlarını, referandum sonuçlarını yorumlayacak. Genel analizleriyle programımıza katkı sağlayacak. Hoş geldiniz Ahmet Bey stüdyomuza. Hoş bulduk. Öncelikle Marmaris'imize ve Türkiye'mize bu referandumun hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte bu akşamı da böyle geçireceğiz. Umarım iyi sonuçlar çıkar. Halkımız için, ülkemiz için hayırlı bir sonuç çıkar. Evet, şimdi merak edilenden başlayalım. Artık televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Türkiye geneli il il seçim sonuçları. Biz Marmaris'ten başlayacağız tabii ki. Şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre şimdilik %70 hayır, %30 evet referandum sonucu oyları görünüyor. Muğla'da %64 hayır, %36 evet. Türkiye geneli son rakama göre %58 evet, %42 hayır görünüyor şu ana kadar açılan sandık sayısına göre. Şimdi bu rakamları nasıl yorumlayacaksınız? Marmaris üzerinde tabii ki ve Muğla üzerinde yorumlamak da şimdilik daha izleyicilerimiz için fayda olabilir. Evet, ben Marmaris'te %70 değil de %75 civarında hayır bekliyordum işin doğrusu. O civarda da gelecektir tüm sandıklar açıldığı zaman. O anlamıyla çok fazla yanıldığımı söyleyemem. Türkiye noktasında da ben %52'lerde evet de çıkabilir, hayır da çıkabilir ama %52 civarında olacağını düşünüyorum. Bu ilk açılan sandıklar olması nedeniyle evetin açık ara önde olmasını doğru bulmuyorum. Yani zaman içinde onun düşeceğini düşünüyorum. 52 civarlarında olacak. Hayır da çıkabilir, evet de çıkabilir bence. Şimdi Muğla'da yine %64'te %36 Marmaris tabii daha önde görünüyor bu rakama göre. Muğla'da yani, değişir mi? Sizin Muğla geneliyle ilgili tahmininiz nedir? Muğla'da yaklaşık sonuçlar bu şekilde gideceğini düşünüyorum. 60 kusurlarda hayır, işte 30-40'a doğru da evet gibi bir sonucun çıkacağını düşünüyorum. Orada da çok fazla farklılık olmayacak. Çünkü bu bölge Marmaris bu noktada hayır anlamıyla önde olacak kesin zaten. Ama ben daha fazla olması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü Marmaris'te sivil toplum örgütlerinin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarını da dikkate aldığımızda bence hayır oranının 70'in üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer olmazsa onu da ayrıca tartışmamız gerekir. Evet. Şimdi tabii arkadaşlarım birazdan şu anda oylar açıldı, sayılıyor. İşte seçim kuruluna teslim edilecek. Tabii ne durumda? Dışarıda neler yaşanıyor? Onu da gazeteci arkadaşlarımızla yapacağımız bağlantılarla sizlere aktaracağız. Arkadaşlarımız rejide onları hazır ettikleri zaman haber verecekler bize. Birazdan canlı bağlantılarımız olacak. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Siz gün boyunca Şehit Ahmet Benler'de takip ettiğiniz seçimi nasıl bir seçim geçti? Katılım nasıldı? Bir sıkıntı yaşandı mı oylarla ilgili? Bir gerginlik yaşandı mı? Şehit Ahmet Benler'de herhangi bir sıkıntı veya bir gerginlik yaşanmadı. Katılımın yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Oldukça yüksek bir katılım vardı. Şehit Ahmet Benler ortaokulu bu anlamıyla pozitif geçti diyebildim. Evet, ses de geliyor. Görüntülerde de görüyoruz. Evet. Peki genel olarak yine Marmaris'te baktığımız zaman nasıl bir referandum geçirdik? Bir yine Marmaris genelinde size de yansıyan ya da duyduğunuz seçim sürecinde bir şimdi buradaki en önemli sorunumuz bunun bir referandum olması, bir seçim olmaması. Seçim olmadığı için burada herhangi bir partinin kazanması ya da kaybetmesi söz konusu değil. Burada aslında Türkiye'nin rejimiyle ilgili bir takım değişiklikler olması söz konusuydu. Buna yönelik bir çalışmaydı. Zaman zaman bu olay sanki seçim milletvekili seçimi havasına dönüştürülmeye çalışıldı ama genel anlamıyla bir referandum olduğunun halkın bilincinde olduğunu düşünüyorum. Halk bu anlamıyla bilinçliydi. Herhangi bir partiye oy vermediğini sadece Türkiye'deki rejimin kendi ölçüsünde değişikliğiyle ilgili bir karar verdiğini düşünüyorum. O anlamıyla Marmaris belki de en olumlu referandum sürecinde en olumlu geçilen yerlerden biriydi. Evet. Ahmet Bey, şu anda telefon hattımızda bir gazeteci arkadaşımız var. Vural Efecik. Vural Efecik'ten son durumla ilgili bilgiyi alabiliriz.
Evet. İyi yayınlar Hayri Hanım. Evet. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli referandum için bugün sandık başına gitti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de oy verme işlemi sabah saat 08'de başladı. Marmaris'te kurulan 16 okulda 174 sandıkta yaklaşık 65.216 seçmen oy kullandı. Tabii ki bu 65.216 seçmen bizim verdiğimiz resmi sonuçlar değil. Bu oranın ne kadar oy kullanıldı henüz bu kesin oylar sayıldıktan sonra belli olacak. İlçe genelinde oy verme işlemleri sırasında herhangi bir olaya rastlanmazken halk oylamasının sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleştiği görüldü. Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü halk oylamasının huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı ve bugün oy verme işlemiyle birlikte sandıkların kurulduğu okullarda olağanüstü tedbirler alındı. Marmaris'te yaşayan seçmenler oylarını kullandıktan sonra havanın güzel olmasını fırsat bilip sahil, oyun parkı ve kafeleri doldurdu. Günün bu saat sandıkların kapanma saatine kadar vakitlerini burada geçirdiler. Saatler 17'yi gösterdiğinde oy verme işlemi sona erdi ve görevliler oyları sandıklardan çıkartarak oy sayımına başladılar. Daha sonra oy sayımının ardından biz de şu anda adliye önündeyiz. Sayılan oylar burada görevliler tarafından ilçe seçim kuruluna getiriliyor ve burada görevlilere teslim ediliyor. Şu anda adliye önünde sakin bir bekleyiş var. Emniyet güçlerinde burada olağanüstü tedbirleri devam ediyor. İlçe seçim kurulu girişi önünde büyük bir polis bariyeri var. Burada güvenlik önlemleri üst seviyede. Adliye ilçe seçim kurulu önünden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Hayri Hanım. Evet, Vural Efeci'ye bize aktardığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda tekrar son durumla ilgili bilgi almak için kendisine bağlanacağız. Şimdi hemen burada bir kısa VTR'li izleyelim istiyorum. O da şu, bugün tabii 18 yaşından büyük olan, yani bütün seçmenleri Marmaris'in sandık başına gitti. Siyasiler de sandık başındaydı. Şimdi seçim günü, yani Marmaris'teki referandumun özetini aktaran bir videomuz gelecek. Oy kullandı siyasiler ve vatandaşlar, Marmaris'te neler yaşandı? Bir de VTR'mizde izleyip görelim. 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Marmaris'te 65.216 seçmen bulunuyor. Seçmenler 25 mahallede kurulan sandıklarda evet ya da hayır tercihini kullandı. Referanduma katılım yoğundu. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar oy kullandı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sandığa gitti. Sandığa gidemeyecek durumda olan hasta ve yaşlılarsa tekerlekli sandalyelerle okullara taşındı. Siyasi partilerin temsilcileri de sabah saatlerinde oy kullandı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar her zaman olduğu gibi oyunu Atatürk İlkokulu'nda kullandı. Eşi ve oğluyla birlikte okula giden Acar vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Acar ve eşi Sevgi Acar daha sonra oy kullandı. Bakarsanız efendim. Acar referandum sonucunun Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Bu olan bir beklenti. Takdir edersiniz, bu normal olan seçim değil. Türkiye'de, ülkemizde zaman zaman bazı önemli değişiklikler için halk iradesine gidilen bir sandık kuruldu. Bu bizim rejimimizle ilgili, cumhuriyet değerlerimizle ilgili, mevcut demokratik yönetim anlayışımızla ilgili olan halkın bir tercih konusu. Kampanyalar devam etti bildiğiniz gibi. Bunu her iki tercihi de savunan kesimler, siyasi, sivil toplum örgütleri, hatta birey olarak uzun bir süre tüm ulusumuzun, tüm halkımızın takdirine sunuldu ve bugün de sandığa gidildi. Biz de bu vesileyle geldik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
yönetim şekliyle ilgili irademizi geldik, kullandık. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü oyunu Şeyh Ahmet Benler İlkokulu'nda kullandı. Eşi ve kızıyla birlikte okula giden Acar Ünlü referanduma katılımın yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi. Evet, yoğun bir katılım var. Bu sefer farklı bir seçim yaşıyoruz, farklı bir referandum yaşıyoruz. İnsanımız zaten bilincinde, uzun zamandan beri zaten biz de Marmaris İlçe Örgütü olarak, sivil toplum olarak, platformlar olarak bir çaba içerisindeydik. Bununla ilgili çalışmamızı biz bitirdik, biz üzerimize düşeni yaptık. Halkımızı aydınlatma, bilinçlendirme adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve şimdi sıra, görev sırası vatandaşımızda, seçmenimizde. Onlar da işe duyarlılık gösteriyorlar, katılım gösteriyorlar. Önemli bir nokta ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından, yarın nasıl yaşamak istediğimizle ilgili bir karar verme noktasındayız. O yüzden biz çok önemli olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Bununla ilgili de irademizi yansıttık. Bundan sonrası artık söz millette diyoruz. Tabii ufak tefek sıkıntılar var. Bazı sandıklarda yanlışlıklar olmuş, unutulan şeyler olmuş. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ünlü sandıkları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de oyunu eşiyle birlikte Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nde kullandı. Öztürk referanduma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Bir sefer daha milli hayal tecelli ediyor. Zaten bizim bu zamana kadar hep söylediğimiz şey var. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı referandumun zamanında da söylemiştik. Ne zaman bizim bir ülkemiz sıkıştırdaysa biz hep milletimize gidiyoruz. Bugün de milletimize gidiyoruz hep birlikte. Sandıktan inşallah bizim tahminimiz evet çıkacak ve ülkenin önü açılıp bir daha Allah izin verirse 6 ay, 7 aylık cidayı beklediğimiz o koalisyon günleri, koalisyon pazarlıkları, milletvekili pazarlıkları inşallah bir daha olmayacak. Milletimizin önünün açılacağı bir günü yaşıyoruz ve tarih bugünü inşallah evet ve hayır yönünden tercihlerini kullananları tarih yazacak. İnşallah evet verip ülkenin gelişimine katkı verenler bu akşam hep birlikte tarih tanıdık edecek. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, İçmeler Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ülgen referanduma ilişkin şöyle konuştu. Ben bütün Marmaris'te okulları dolaşmaya başladık sabahtan beri. Hakikaten milletimizin teveccühü bu konuda çok iyi. Biz ilk gün dediğimiz günden ilk günden beri şunu söylüyorduk. Milletimizin, halkımızın ferasetine inanalım. Biz halkımıza inandık. Dolayısıyla bugün artık halkımızın son noktayı koyacağı gün. Bundan sonra vesayetlerin artık ülkemizden defolup gideceği bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda bina sorumlusu olarak görev yaptı. Ben Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nun bina sorumlusuyum. Partim adına görev aldım. 6-15'ten beri buradayım. Yoğun bir katılım var şu anda. Sandık kurulu asil üyelerimizi ve gözlemcilerimizi oluşturduk eksiksiz şekilde. Bina sorunlarımız da burada. Yardımcılarımız burada. Her şey yolunda. Heyecan var. O heyecanı görüyoruz seçmenlerimizde. Bunun sonucunu almak istiyoruz ve bu sevincimizin Türkiye genelindeki sonuçlarla birleştirerek hayırlı bir sonuç almamızı tek temennimiz o. Öner referandum oylamasına katılımın yoğun olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Örneğin yanlış oy kullanan birkaç kişi oldu. Mühürsüz seçmen tutanakları, seçmen pusuları geldi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tuttuk. Avukat arkadaşlarımız destek oluyor bu konuda. Takipçisiyiz her türlü konunun. Herhangi bir itirazımız oldu mu tutanaklaştırıyoruz, itirazımızı yapıyoruz İlçe Seçim Kurulu'na. Şu an için çok hani anormal bir durum yok ama takip ediyoruz gelişmeleri.
Evet, VTR'mizi izledik. Yine bize ulaşan son güncel açıdan kesin olmayan sonuçlara göre tabii ki Marmaris'teki referandum sonuçları %74 hayır, %26 evet. Muğla %65 hayır, %35 evet. Türkiye %58 evet, %42 hayır. Şu anda kesin olmayan sonuçlara göre son durum bu şekilde Ahmet Bey. Ben de biraz önce söylemiştim. Marmaris'in %70 olmasının mümkün olmadığını, 75 üzerinde olacağını düşüncesinde olduğumu söylemiştim. Sandıklar açıldıkça bu dediğim oy oranına yaklaşıyor. Çünkü daha önceki seçimlere baktığımızda da referandumla da baktığımızda yaklaşık %75 civarında bu referandumda hayırın çıkması normal olan zaten. O anlamıyla %75 hatta 75'in belki üzerinde de çıkabilir. Şimdi geçmiş seçimler dediniz. 2014 yıl Cumhurbaşkanlığı evet. seçimleri rakamlarına da bakacak olursak Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu %68.34 evet. oy almış görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan %26.6, Selahattin Demirtaş %5. Şimdi tabii bu rakamlarda referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için yine bir nasıl yorumlayabiliriz bugün? Şimdi bu seçimi aslında daha doğrusu referandumu Sayın Cumhurbaşkanı biraz kendini sevenlere yönelik bir şekilde değerlendirdi ve burada çıkan evetler aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleyenlerin bir oy oranı olduğunu düşünüyorum. Bu Marmaris için de geçerli. Demek ki o zaman da %26 çıktıysa şimdi de %25 civarında çıktı. Marmaris'te Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı destekleyenlerin sayısında çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama buna bunun yanında 9.000 civarında seçmenimizin arttığını görüyoruz. 65.216'ydı sanıyorum. Geçen seçimlerde de 56.000 civarında. Demek ki 9.000 sayı civarında bir seçmen artışı var. Tabii bu 65 bin hepsi kullanacak değil. Büyük olasılıkla 60 bin veya 59-58 bin civarında oy kullanılacak olacaktır. Geçen seçimlerde de 56 bin kullanmamıştı biliyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor o anlamıyla. Yani Marmaris aynı noktada devam etti diyebiliriz. Evet. Yani baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi %26.6 görünüyor. Şu anda yine Marmaris'te de %26'da görünüyor. Evet yani. Oyları. Genel seçimlerde biraz daha düşüyor. Yani hani AKP olarak yorumlayacak olursak tabii Cumhurbaşkanlığından ayrı parti olarak yorumlayacak olursak sonuçlar onları da sormak isterim size. 7 Haziran 2015 seçiminde CHP %51, AKP %21, MHP %16.6, HDP %7.7 idi Marmaris'te. 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'nin oy oranı %4'lük artarak %55'e yükseldi. AKP'ninki de %3'lük bir artışla %24'e evet. yükseldi. MHP'de %13.4'e yükseldi. MHP'de de düşme var. Demek ki diğer iki partiye yayılmış. Evet. Yani aslında Türkiye'de yaklaşık 15 veya hatta 20 yıldır devam eden bir şey var. İki partili sistem olayı söz konusu. Buna yönelmeye çalışılıyor. İşte bunun istisnası olarak HDP yani Kürt seçmenine yönelik bir HDP, bir de Türkiye'deki hani milliyetçi seçmene yönelik bir MHP vardı. Ama bu son görüntü gösteriyor ki aslında MHP o noktada erimeye yüz tutuyor. Belki işte kendi içindeki sorunlarını çözerler veya yeni bir şey olursa belki değişebilir tabii bilemiyoruz. Ama iki partinin sisteme doğru gidiliyor ve burada ne söylerseniz söyleyin aslında bu referandum bir referandum olduğunu söylesek bile belki Marmaris'te o kadar etkisi olmadı ama diğer Türkiye'nin diğer yerlerinde sanki seçim bir seçim var ve AKP'de CHP seçimi gibi bir noktaya yöneldi. Ve insanlar buna göre oy kullandılar. Tabii ki bu bana göre tamamen yanlış. Çünkü burada da bir seçim yok. Bu seçim, yani bu referandumda bir kazanan veya bir kaybeden yok. Yani bundan evet çıkarsa AKP kazanacak, hayır çıkarsa CHP kazanacak veya diğeri kaybedecek gibi bir kavram yok. Burada da insanlar genel seçimde çok farklı partilere oy verebilirler. Buradaki oy verme bir tercihti.
herkesin kendine göre bir tercihi var. Tabii o tercihi akşamın sonunda göreceğiz. Belli olmaz kimin kazanıp kimin kaybedeceği gibi bir noktaya girmememiz lazım. Tam tersine evet ya da hayır önde çıkacaktır. Ama dediğim gibi olanlar 52-48 civarında olacağını düşünüyorum ben. Evet ya da hayır önde evet. Olacak diyorsunuz. Çok yakın. Şimdi tam burada bir tabii MHP seçmeni hatta böyle son değil mi referanduma neyle girildi? Eyalet sistemi tartışmasıyla girildi. Evet. Şimdi sonuçlara baktığımız zaman yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden yola çıkarak baktığımız zaman aslında yine bir referandum görüşünde de bir sanki MHP seçmeninin genel merkezden ayrı hareket ettiği gibi bir yorum yapabilir miyiz? %74'e %26'lık orana bakınca. Bunu hem Marmaris için hem Türkiye çapında da yapılabilir. Çünkü bunu nereden gözlemleyebiliyoruz? MHP'nin yapmış oldukları yani genel merkezin yapmış olduğu miting ya da toplantılardan gözlemleyebiliyoruz. MHP'nin kendi içindeki muhaliflerin yapmış olduğu toplantılardan gözlemliyoruz. Burada böyle bir analiz yapabiliriz. Tabii bunu yani MHP'liler kabul eder etmez ayrı bir şey ama biz herhangi bir siyasi parti tutan veya herhangi bir siyasi partinin taraftarı olmadan dışarıdan bir yorum yaparak söyleyebiliyorum ben bunu. Bu noktada bir elime ya da diğer tarafa AKP'ye veya CHP'ye veya işte o noktada bir kayma gibi değerlendirilebilir. Ekmelettin Çatı adayıydı ve o noktada baktığımızda Marmaris'te de her ne kadar MHP'nin yöneticileri evet dese de tabanında benim de tanıdığım pek çok kişi hayır diyeceğini söylemişti. Sanıyorum o şekilde tecelli etti durum. Şimdi yine genel son rakamları Türkiye genelinde %61'in açıldığı belirtiliyor. Arkadaşlarımız bize içeriden bilgileri aktarıyor. Ne oldu peki Marmaris'te? Yine son durum %74 hayır, %26 evet. Muğla'da hayır oyları artıyor. %66 evet. Hayır, %34 evet. Türkiye'de de yine hayır oylarında artış görüyoruz. %56 evet, %44 hayır olarak. İşte yükselecek yani o makas kapanacağını düşünüyorum ben. 52-48 civarında olacaktır ama evet mi hayır mı olacak onu bilmiyoruz. Onu akşamın ilerleyen saatlerinde göreceğiz. Peki sizin en çok merak ettiğiniz yani biraz daha genele kaçalım yorumlarda ama böyle yani merak ettiğiniz referandum sonucuyla ilgili bölgeler ya da iller neresi? Ben aslında Güneydoğu tarafını merak ediyorum işin doğrusu. Çünkü diğer taraflarda 3 aşağı 5 yukarı belli olacaktır. Bir de İstanbul'u merak ediyorum. Zaten İstanbul'dan evet çıkarsa Türkiye'de de evet çıkacağını, İstanbul'dan hayır çıkarsa Türkiye'de de hayır çıkacağını düşünüyorum. Bir de Doğu ve Güneydoğu tarafında yani Kürt seçmeninin nasıl bir bu referandumda ne diyeceğini merak ediyorum işin doğrusu. O da belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii bu seçimlerde bazı ilkler de yaşandı. Onlardan biri de yaşlı ve hastaların ambulanslarla, araçlarla kendi imkanlarıyla gidemeyenlerin sandığa götürülmesiydi. Şimdi bu konuyla ilgili, bu haberle ilgili hazırladığımız bir VTR'miz daha var. Birlikte izleyelim. Bu seçimde geçtiğimiz seçimlere göre ne farklıydı? Tabii hastalar, yaşlılar çok mutlu oldu bu durumdan. Şimdi bir bakalım hasta ve yaşlılarımız sandıklara nasıl götürüldü? Oylarını kullandı. Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı uygulama birçok hastanın oy kullanabilmesinin önünü açtı. Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar ve yaşlılar ambulanslarla oy kullanmaya götürüldüler. Durumu iyi olan vatandaşlar minibüslerle oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alındı. Oyunu kullanan hasta vatandaşlar ise yeniden hastanelere götürülerek tedavilerine devam etti. Evde bakım birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu. Hastalar sağlık görevlilerinin sırtında ve sedyeleriyle taşınarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandumda oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar uygulamadan memnundu. Evet ilk uygulama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bu anlamıyla Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığı'nı tebrik ediyorum.
Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü yurttaş olmanın en önemli noktalardan bir tanesi seçimlerde oy kullanmaktadır veya referandumda oy kullanmaktır. Dolayısıyla böyle bu uygulama yapılması çok olumlu olmuş. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Tabii bir şey daha vardı. O da görme engelliler ilk kez kendi başlarına oy kullandılar. Onlar için özel zarf yapıldı. Bu da yine seçmen için önemli. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yaklaşımını da ben olumlu buluyorum. Bu tip şeylere önemli, bu küçük ayrıntılar önemli. Bu küçük ayrıntıları, yani nüansları dikkate almak gerektiği düşüncesindeyim. İnsanların bu şekilde oy kullanabilmeleri bence Türkiye açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hanemize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hanesine pozitif olarak yazıldığı düşüncesindeyim. Hı hı. Şimdi arkadaşlarımızdan aktarılan bilgilere göre MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de hayır oyu çıktı sandıklardan. Oranını birazdan aktaracaklar. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memleketinde Tunceli'de de yine hayır oyu çıkıyor. Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da evet çıktı. Onun birazdan rakamlarını belki aktarırsa. Ama zaten biraz önce MHP ile ilgili yapmış olduğumuz aslında analizin doğrular bir şey olmuş oluyor. Osmaniye yani de kalkıp hayır çıkması demek ki oradaki taban, yani MHP'nin tabanı hayır diyor. Bu anlamına gelir. Evet. Yine onu yorumlayacağız ama şu anda yine Marmaris'te oylar sayılıyor mu? İlçe seçim kurulunda neler oluyor? Buna gidelim. Dışarıda yine gazeteci arkadaşlarımız haber peşinde koşturuyor. Son durumla ilgili bilgi almak için yine gazeteci Ali Gündoğan şu anda telefon hattımızda. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar Hayri Hanım. Evet, bize yine son durumla ilgili bilgi verir misiniz? Yine aslında biraz daha başından alacak olursak, sabahtan bu yana siz de haber peşindesiniz, seçimi, referandumu takip ediyorsunuz. Biraz sizin gözünüzden bugünü değerlendirmenizi isteyeceğiz. Neler oldu, neler yaşandı? Bir de şu anda ilçe seçim kurulunda mısınız? Nedir son durum? Hayri Hanım, öncelikle kolay gelsin diyorum, başarılar diyorum programınız için. Sabah saat 10 sıralarında bir yoğunluk başladı Marmaris'te. Önceki seçimlerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Hastası, engellisi, yaşlısı oy kullanmak için geldiler. 16 okulda oy kullanıldı. Güvenlik görevlileri, kent merkezinde polisler ciddi bir güvenlik tedbirleri aldılar. Biraz önceki gelen bilgilerde bize Marmaris Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten iki kişi oy kullanırken fotoğraf çektiği için gözaltına alındı. Toplamda 7 kişi mahkeme kararıyla araması, yakalaması olan kişiler oy kullandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi adliyeye gelen yaklaşık 17 tane sandık var. 17 sandığın 16 tanesinde hayır öndeydi. Yeşilbel'de mahallesinde evet çıktı. 157'ye 57 rakamında. Marmaris'te hayır oyları önde, açık ara önde gidiyor. Şu anda olağanüstü bir durum yok Marmaris'te. Hayat normal devam ediyor. Güvenlik görevlileri adliyede tedbirlerini almış durumda. Gelenler ellerine rakamlar veriliyor. Sayılar alınıyor ve teslim ediliyor. Şu anda Marmaris'te sandıklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Sona doğru geliyoruz Hayri Hanım. Evet. Ali Gündoğan, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Tekrar ilerleyen dakikalarda gazeteci arkadaşlarımızla bağlantılarımız devam edecek son durumu öğrenmek için. MHP'den bahsediyorduk. MHP seçmeniyle aslında referanduma olan eğilimi, işte tavrı ya da işte kullandığı zaten şeyle oyla ortaya koydu kendisini. Biraz daha o konuyu açmanızı isteyeceğim. MHP seçmeni ne dedi referandumda? Bence MHP seçmeni şu görünen tablo hayır dedi anlamına geliyor. Bunun en önemli özelliği de, çünkü bizim ülkemizde genel başkanların bunun bulundukları yerler önemlidir. Bu anlamıyla Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu yerin
Madem evet diyorsa evet çıkması gerekirdi. Demek ki burada tabanla genel merkezi arasında bir kopukluk var. Bunu zaten herkes biliyor, gözlemliyor. Bu tabii önümüzdeki günlerde Türkiye'de siyasi arenada farklı açılımları getireceği düşüncesindeyim. Onu da hep birlikte gözlemleyeceğiz. Evet, şimdi %80 hayır MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki hayır oyu oranı. Yani söyleyecek söz bulamıyorum o durumda. Evet, yani ciddi bir oranda %80 oranında hayır olması. Bu aslında yani herhalde oradaki seçmen Devlet Bahçeli'ye başka bir mesaj da veriyor. Onu nasıl yorumlar bilmiyorum tabii ki. Şimdi siyaseti nasıl etkileyecek evet ya da hayır? Bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi ben biraz pesimistim bu konularda. Yani kötümserim. Evet çıkarsa Türkiye'nin için iyi mi olacak? İnşallah iyi olur. Yani o konuda kimsenin farklı düşüneceğini sanmıyorum. Ama ben Türkiye'deki yargı birliğinin çok önemli olduğunu, yani yargıda sorunların çok büyüdüğünü gözlemliyorum. Bu evet çıkarsa bu değişiklikler Türkiye'deki hukuk sistemine çok hayırlı olmayacağı düşüncesindeyim. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Umarım ben yanılıyorumdur. Önümüzdeki noktada, çünkü bir ülkenin yargısı iyi olmazsa diğer alanların iyi olma ihtimali yok. Bir de her şeyde olduğu gibi, nasıl ki evimizde olduğu gibi, sigorta olması gerekir. Yani yöneticilerin yaptıklarının denetlenmesi çok önemli. Bu anlamıyla da biraz olumsuz bakıyorum eğer evet çıkarsa. Ama dediğim gibi inşallah ben yanılıyorumdur. Belki de bu dediğimizin tersine Türkiye daha iyi bir noktaya gelebilir. Onu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Tabii yani gönülden köy kılavuz istemez diye bir söz var, ama yine de mutlaka bir nokta koyalım. Yani bir %100 gibi bir kesinlik söylemeyelim. İnşallah iyi olur yani ülkemiz için. Şimdi %69 açılan sandık sayısı, Marmaris %74'e 26, Muğla 74 hayır 26 evet. Muğla'da %68 hayır, %32 evet hayır oyları yükseliyor. Türkiye genelinde de yine hayır oyları yükselişi devam ediyor. %55 evet, %45 hayır olarak şu anda gayri resmi sonuçlarda. Evet, gayri resmi sonuçlar, ama gördüğünüz gibi yaklaşma, birbirine yaklaşma. Makas dediğim gibi kapanacak ve makas bir noktaya gelecek. 52 civarında evet ya da hayır çıkabilir o noktada. Yani çok bir kesinlik söyleyemeyiz. Yani evet de olabilir, hayır da olabilir. Bu anlamıyla onu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Buradaki esas şu noktayı da, yani Marmaris için gene söylemiyorum ama Türkiye çapında da bu oy oranlarını gördüğümüz zaman, bunun bir referandumdan ziyade yine bir partisel çekişme veya bir partisel seçim gibi algılandığını, tabii ki bunun içinde ciddi bir algı operasyonları da yapıldı ama böyle algılandığını görüyorum. Bu bir yurttaş olarak benim adıma üzüntü verici. Çünkü burada bir seçim yapmıyoruz. Dediğim gibi kazanan ve kaybeden yok bu seçimde. Bu seçimde bir sistemin değişikliği, bir rejim değişikliğinde ilgili bir şey var. Bu şekilde algılanması ne yazık ki bence Türk milleti açısı, Türk ulusu açısından ben üzüntü verici olarak görüyorum. Çünkü bu şekilde yapmak yerine, yani siyasi parti AKP, CHP, MHP gibi bakmak yerine bunu bir rejim değişikliği olarak bakmanın daha doğru olduğu düşüncesiyim. Çünkü gerçek de bu zaten. Bunun sonucunu hep birlikte izleyeceğiz. Evet. Şimdi gençler önemliydi bu seçimde. Tabii sandığa katılım oranı da etkileyecekti. Gençlerin ilgisini, katılımını nasıl gördünüz ya da değerlendirdiniz en azından bugün? Gençler, ya gençlerde tabii ki şimdi ilk oy kullanmak önemlidir. Bütün gençler, hepimiz aynı şeyi yaşadık. Yani 18 yaşını doldurup oy kullanmak isteyen, bu güzel bir nokta. Ve dolayısıyla onların heyecanı vardı. Ben onun çok belirleyici, yani bu seçimleri, bu referandum belirleyici nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Ama gençler için bu önemli bir şeydi. İlk defa oy kullanıyorsunuz. Bu da olumludur bence. Onlar bir tecrübe edindiler. Nasıl oy kullanacaklarını öğrendiler. Bundan sonraki genel seçimlerde, yerel seçimlerde
oy kullanmayı birazcık daha ilerletirler ve birazcık daha düşünürler. Bence gençler açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi artık böyle Türkiye'nin hani seçim tarihine baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı ile ilgili referandumlar yaşadı Türkiye, genel seçimler ve yerel seçimler. Seçmenin şey nedir tavrı, özellikle Marmaris, Muğla bölgesindeki seçmenin, tabii ki Türkiye genelini de değerlendirebiliriz, birbiriyle paralellik taşıyorsa da aykırılık görünüyorsa, ama katılım konusunda daha yüksek katılım hangi seçimlerde oluyor seçmen tarafından? Şimdi bu bizim bölgemiz açısından baktığımızda bu referandumun bir sistem değişikliği olduğunu algıladıkları için katılım yüksek oldu. Seçim olsaydı, genel seçim olsaydı katılım oranı düşebilirdi. Yerel seçimlerde ben yine yüksek olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Ama genel seçimlerde, yani bizim Marmaris açısından baktığımızda katılma oranı düşebilir. Öyle bir şey olabilir. Ama referandum dediğim gibi önemliydi. O yüzden herkes bunun bilincindeydi. O yüzden İngiltere'den gelmiş, Almanya'dan gelmiş, sırf oy kullanmak için gelmiş olan insanlar gördüm. Bu olumlu bir nokta. Ama bunun ötesinde seçime katılmayan insanlar da var. Yani ama şu ama bu gerekçeyle. Ben bizim bölgemizde, Muğla için de bunu söyleyebildim. Bunun bir referandum olduğunu ve önemli bir şey olduğunu, sistem değişikliği olduğunu ve bu sistem değişikliğine karşı kişilerin tavır geliştirdiğini, buna göre evet ya da hayır tercihini böyle kullanmış olabilir ama bunu önemsediğini gözlemledim. Dediğim gibi genel seçimlerde bu olanlar farklılaşabilir. Kararsızlar bu referandumda. Kararsızları şu andaki tabloya göre baktığımızda sizce nerede duruyorlar şu anda? Kararsızlar hala kararsız mı görünüyorlar? Yoksa ben kararsız olduğunu düşünmüyorum. Kararsızlar aslında kararlıydı. Yani belki ülkemizdeki son zamanlardaki yani yaşananlar insanların çok rahat konuşabilmesini birazcık engellemiş, ket vurmuş olabilir. O yüzden ben referandum noktasında çok fazla kararsız olduğu düşüncesinde değilim. Ama insanlar söylemiyordu tercihlerini. Ama sandığa gittiklerinde tercihlerini kullandılar bence. Bu arada siz İstanbul belirleyici demiştiniz. Arkadaşlarım İstanbul'daki oy oranlarıyla ilgili bir bilgi verdiler. O da evet ve hayır arasında %1,5 oranında bir fark olduğu, şu anda çok yakın gidiyor İstanbul. Evet. İşte yani İstanbul o anlamıyla hep söylüyorum. Orada da aynı oranlar çok yüksek olmayacak. Makas kapalı olacak. Eğer evet çıkarsa Türkiye'de evet çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hayır çıkarsa Türkiye'de hayırın yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul ne dersek diyelim Türkiye'nin yarısı gibi bir sürü yönüyle baktığımızda ayrı bir yapılanma. Yani İstanbul böyle bir yer. Onu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da belediye seçimlerini alırsanız Türkiye'nin bir sürü yerinde de belediye seçimlerini alabiliyorsunuz. Örnek olarak söylüyorum. İstanbul'dan milletvekilliğine fazla milletvekili çıkarırsanız Türkiye'nin pek çok yerine yine fazla çıkarıyorsunuz. O yüzden İstanbul bizim ülkemiz için belirleyici bir noktada duruyor. Bu referandumda da İstanbul'un da çıkacak oy oranı, tercih oranı belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Evet. Şimdi yine bir VTR'mizi izleyelim. Yabancılar da oy kullandı. Yabancı yerleşik yaşayan yabancı vatandaşlar da oy kullandı. Bir o VTR'mizi de izleyelim. Yine bugün referanduma özel haberlerle devam edecek yayınımız. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan çoğunluğu İngiliz uyruklu seçmenler Ölüdeniz İlkokulu'nda sandık başına gitti. Okula giderek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı. Vallahi ben Türkiye'de Bodrum yaşadım, Kuşadası yaşadım ama Fethiye'de Ölüdeniz bölgeleri çok sevdim. En iyi, Türkiye'de ben için en iyi yeri. Vallahi İngiltere seçimi oy az kullandım çünkü dünyada biraz gezdim, çalıştım. Ama Türkiye seçimi oy kullanmak kolay buluyorum. Gidiyorum, kürük fazla yok, beklenti fazla yok, herkes yardım ediyor. Oy rahat geçiyor. Ama her zaman herkese oy kullanmasını tavsiye ediyorum. Herkese ses var, istediğini söyleyebilir. Yaşadım 27 yıl gibi. Oy kullandım 2000 başladım. Benim eşim Türk. Bir tane kız var. Yarım yarım Türk, İngiliz. Türkiye insan çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok mutlu burada. Biz iş var burada. Türkiye çok iyi hayat verdi bize.
Evet, şimdi yine tabii veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de açılan sandık sayısı yaklaşık %69 şu anda. İstanbul'da evet ve hayır arasında %1,5'luk bir fark var. Çok yakın gidiyor. 30 büyük şehirden 16'sında evet, 14'ünde hayır önde. Evet. Şu anda hatta yine yeniledi arkadaşlarım, %76 açılan sandık sayısı. Ekranımıza da geliyor son oranlar. %54 hayır, evet, %54 evet, %46 ekrana da geldi gibi. Muğla'da neydi? %68 hayır, %32 evetti. Marmaris'te de %74 hayır, %26 evetti. Kesin olmayan son sayılara göre referandum sonuçları bu ölçüde. Evet. 30 büyük şehirden 16'sında evet, 14'ünde hayır. Siz nasıl yorumluyorsunuz yine bırakalım? Şimdi oradaki miktarlara da bakmak lazım. Yani hayır çıktı diyelim ki ama oran çok düşük olabilir. Evet çıktı diyelim ki oran çok düşük olabilir. Onun için büyük şehir olarak bence yorumlamayı çok doğru bulmuyorum. Yani aradaki farka bakmamız gerekir. Büyük şehirlerin miktarı kaç, ne kadar oy kullanılmış ve yüzde kaç evet, yüzde kaç hayır çıkmış. Buna bakmak gerekir. Çünkü bu bir, dediğim gibi, yerel seçim değil. Yani büyükşehir belediye başkanlarının 16'sını kazanmış, 14'ünü kaybetmiş gibi bir kavram yok. Onun için rakamlara bakarsak daha iyi bir analiz yapabiliriz. Evet. Şimdi Marmaris'ten de yine gayri resmi sonuçlara göre %34 sandıkların açılmış, köyler bitmiş. %76 hayır, %24 evet görünüyor şu anda. Sandıklar açılmaya başladıkça da hayır oylarında artış göze çarpıyor. Burada Marmaris'te zannediyorum %80'lik bir hedef de vardı hayırda aslında. Evet, şimdi ben dediğim gibi sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin bu anlamdaki çalışmalarına baktığımızda çok ciddi anlamda bir çalışma gerçekleştirildi ve burada genel anlamıyla hayır cephesi bu noktada çok iyi çalıştı. Zaten Marmaris'in demografik yapısı hiçbir çalışma yapmasanız da %70 civarında hayır çıkacaktı. Dolayısıyla buradaki 70'nin üzerindeki oran aslında yapılan çalışmaların bir karşılığıdır bence. Dolayısıyla %80'lerde gibi bir oran çıkarsa o zaman bu çalışmayı yapan herkesi kendi bağlamlarında kutlamak gerekir. Yoksa dediğim gibi zaten klasik olarak Marmaris'te %70 hayır, %30 gibi evet zaten klasik bir şeydi. Hiçbir çalışma yapılmasaydı ortaya bu sonuç çıkacaktı zaten. Ancak öyle yorumlayabiliriz. Yani sonuç çıktığı zaman aradaki farkı o çalışmanın vermiş olduğu bir yükseklik olarak yorumlayabiliriz. Evet, şimdi tabii çalışmalar dedik. Bu konuda evet ve hayır kampanyasını yürüten siyasetçileri de yayınımızı evet, ağırlamayı istiyoruz. Şu anda telefon attığımızda CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü var. Acar Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Evet, merhabalar, iyi merhabalar, iyi akşamlar. Evet, şu ana kadar açılan sandık sayısı bizim bildiğimiz %34 oranında, hayır oyu da %76, %24 evet görünüyor. Şimdi sizin de bazı hedefleriniz vardı. Ben öncelikle hemen yayının başında bu gayri resmi de olsa ilk sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda yorumunuzu almak isteriz. Evet, evet, merhabalar. Şimdi %30 4 civarında açılan sandığımız var. %76 civarında da bir oyumuz var. Tabii oylarımız yükseliyor. Bizim köyden gelen sandıkların girişlerini bitirdik. Merkez mahallelerimizin sandıklarını giriyoruz şu anda. Acar Bey, biraz daha sesli konuşabilirsek daha iyi, ekrana gelecek sesiniz. Biraz tamam, daha yüksek sesle. Buyurun. %76 civarında bir oyumuz var. Bu %77 ile 80 bandında oturur gibi görünüyor. Biz en az %77-78 gibi bir oy oranında yakalarız diye tahmin ediyoruz. Ama tabii bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Tabii burada tabii sonuçları değerlendirirken şeye dikkat etmek lazım. Burada evet diyenler ile hayır diyenleri partisel anlamda böldüğünüz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece hayır dediğini, MHP ve AKP'nin evet dediğinizde oy oranlarını toplayarak değerlendirdiğinizde gerçekten iyi bir oranı yakalamak üzere olduğumuzu düşünebiliriz. Bu yüzden
%77-78, tabii ki bizim hedefimiz 80, hala onun arkasındayız. İyi bir oran gibi görünüyor. Evet, mahallelerde sandıklar açıldı diye biliyoruz. Doğru mudur? Hani bu en azından sonuçlarla ilgili değerlendirme açısından da, çünkü yol gösterici oluyor, örnek veriyorum. Yeşil Belde de hani şimdiye kadar AKP seçmeninin eğilimi hep daha yüksek olmuştur. Mesela oradaki sonuçlar en azından oradaki profille ilgili bilgi verir ve diğer bölgedeki diğer köylerin, mahalleler diyelim artık, eski köy, yeni mahalle ya da kırsal mahalle. Bu açıdan bakacak olursak, açılan sandıklara göre evet ve hayır oyları ile ilgili bir yorum yapmamız mümkün mü şu anda? Yeşilbel'de tabii geldi, sonuçları aldık. Bir değişiklik yok sonuç anlamında tabii ki. Orada evet oylarının önde olduğunu görüyoruz. Ama diğer kırsal mahallelerimizde hayır oylarının yükseldiğini görüyoruz. Yapılan çalışmaların burada olumlu yanıt verdiğini görüyoruz. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi, sivil toplum örgütleri, MHP'deki bir kısım muhalif kanat olarak değerlendirebileceğimiz arkadaşlar hayırla ilgili çalışmalarını zaten yürütmüşlerdi. Bu çalışmaların da oy oranlarını arttırdığını söyleyebiliriz. Peki katılım konusunda sizin değerlendirmeniz nasıl? Katılım ne ölçüde oldu en azından size gelen bilgilere göre? Şu anda tabii daha %35'ini, 36'sını açtığımız için sandıkların çok net bir şey söyleyemem ama benim gördüğüm %85'in üstünde olacak gibi görünüyor. Beklentileriniz ölçüsünde mi, daha mı fazla, daha mı az? 85'in üstünde bekliyorum ben. Evet, şimdilik bize aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de yine... Bir de şunu belirteyim. Tabii ulusal kanalları izliyor arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Ben oradaki sonuçların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, biz bile Marmaris'te %34-%35 sandıkları açabilmişiz. Ki bu sandıktaki arkadaşlarımız bana sandık sonuç tutanağını, fotoğrafını çekiyorlar. Ben bilgisayarıma işliyorum. Bu benim genel merkezime gidiyor. Yani daha sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kuruluna ulaştırılacak. Onlar girilecek. Daha ben ilçe seçim kurulunun %15 Marmaris'te sonuç girdiğini bile düşünmüyorum. O yüzden Türkiye genelinde açıklanan sonuçlar çok doğru sonuçları ifade etmiyor diye düşünüyorum. Genel merkezimizden de bize sürekli bununla ilgili mesaj geliyor. Aynı zamanda milletvekillerinden veya parti yöneticilerimizden sürekli Twitter'da olsun, sosyal medyada olsun mesajlar yayınlanıyor. Bir algı yaratılmaya, yönetilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili bir yanlışlık olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Türkiye'de açılan oy oranları televizyonlarda söylendiği kadar yüksek olmaması gerekir. Çünkü Marmaris gibi bir yerde bile biz %30'unu ben elde edebilmişim sandıkları. İlçe seçim kurulunun bu oranda giriş yapabilmesi şu an daha mümkün değil. O yüzden Türkiye'de %50-%60 sandık açılması falan çok mümkün değil. Bize gayri resmi gelen, ben Van ilçe başkanıyla görüştüm, Diyarbakır ilçe başkanıyla, doğudaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz, batıdaki genel merkezden yönetim kadrosundaki arkadaşlarımla görüşüyorum. Sonuçların gelen her yerde iyi olduğu söyleniyor ama bir algı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bu yüzden çok bu şeye, oyuna gelmemek lazım. Sonuçları biraz daha sakin değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki bu Marmaris'te seçim, yani referandum gün boyunca yaşananlarla ilgili hani sıkıntılı bir durum oldu mu? Sizin tespit ettiğiniz bir olumsuz olay yaşandı mı? O şekilde bir soru daha yönelteyim, öyle uğrayalım. Şöyle, sandıkların 5 tane sandıkta diye hatırlıyorum. Bu sandıkların oy pusuları mühürlenmeden oylama başlamış. Sandık başkanlarının bu konuda bir eksikliği olmuş. Yani biz bunları gezerken veya bina temsilcisi arkadaşlarımızın uyarılarıyla fark ettik ve o noktadan itibaren tutanak tutturup bunları kayıt altına almaya çalıştık. Ama daha sonra Yüksek Seçim Kurulu zaten bunların önünü açtı. Yani dedi ki mühür olmayan oy pusulaları da geçerli sayılacak dendi. Bizde de burada da böyle bir kargaşa yaşanacaktı ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen kararla
Zaten bu tartışma başlamadan bitmiş oldu. Evet. Onun dışında böyle çok nasıl diyeyim, adli bir vaka falan karşılaşmadık yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, bize aktardıklarınız için. Sağ olun, sağ olun. Evet, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü'yü dinledik. Yine dinledikleriniz üzerine yorum yapmak istediğiniz yorumlar ya da dikkat etmek istediğiniz bazı dikkat yani, çekmek istediğiniz var mı? Tabii ki Sayın İlçe Başkanı daha sonra da gerçi ilave etti. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, sivil toplum örgütlerine beraber bir hayır cephesi noktasında bir çalışma yaptı. Kendi deyimiyle bir seferberlik ilan etti, çalışma yaptı. Bunun ötesinde ama Marmaris özelinde söylemek gerekirse MHP'den çok tabanından pek çok kişinin hayır için çalıştığını, yine AKP'nin de kendi içinde belki seçimlerde AKP'ye oy veriyor ama bu referandumda hayır oyu kullandıklarını birkaç tanesi, mesela benim de denk geldiğim kişiler kendileri bu şekilde beyanlarda bulundular. O beyanların doğru olduğunu kabul edersek bu kadar yüksek çıkması şu anlamıyla değerlendirelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu anlamında değil, bu rejim değişikliğine, sistem değişikliğine Marmaris halkının hangi partiden olursa olsun karşı çıktığının bir göstergesi olarak görebiliriz. Bu anlamıyla biraz bu olayı o şekilde değerlendirmek lazım. Dediğim gibi Marmaris halkı referandum olarak baktı. Bir seçim olarak bakmadı. Ne yerel seçim ne genel seçim olarak bakmadı. Referandum olarak baktı. Rejim değişikliği, sistem değişikliği noktasına baktı ve bunu önemli bir yüzde olarak da kabul etmediğini dile getirdi. Bu Marmaris üzerinde böyle. Şimdi yeni gelen bazı rakamlar var. Türkiye genelinde tabii şimdi siyasetçiler dinleyince olay da farklı. Hani biraz evet, reel boyutuyla açılan sandık sayısının Acar Ünlü diyor ki %35'inin geçmesinin evet, imkanı yok. Şimdi yapılan yayınlarda genellikle bunlar da Anadolu Ajansı'nın televizyonlara ya da işte basın kuruluşlarına geçtiği şeyler oluyor, bilgiler oluyor. %83 görünüyor Türkiye'de açılan sandık sayısı. Bunlarda da %53 evet, %47 hayır görünüyor. Şu anda kesin olmayan yani bilgilere göre, ancak İstanbul %51'le hayır oyu öne geçmiş durumda. İşte eğer bu nokta gidiyorsa, şimdi Anadolu Ajansı vesaire, şimdi bu Türkiye'de biliyorsunuz bazı işler biraz karıştı. Karıştığı için bazen artık ne olup ne olmadığını hiçbirimiz tam olarak inanamıyoruz. Kafamızda hep soru işaretleri kalıyor. Sayın İlçe Başkanı Acar Ünlü önemli bir şeye değindi. Dedi ki biz sürekli takip edip kendi sistemimiz olmasa rağmen biz %30'larda, ki Marmaris küçük bir yer, %30'larda görebiliyoruz. Nasıl oluyor %70'lere çıkıyor? Bu bence doğru bir tespit. Bunun ama işte ajanslar onu verir, bunu verir, bunlara bakmayalım. Aslında daha sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bakmamız lazım. Eğer İstanbul hayır olarak devam ederse Türkiye'deki referandum sonucu hayır olacaktır. Benim yani analizim bu. Hı hı. İstanbul'dan hayır çıkarsa Türkiye'de de hayır çıkacaktır. Evet. Şimdi isterseniz tekrar bir VTR izleyelim. Aslında biraz önce izlemiştik, yine siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız evet, oy kullandı. Yine bugüne dönelim, bir referandum nasıl geçti? Tekrar bir VTR'mizi izleyelim. Vatandaşlar sandık başına gitti, siyasetçiler sandık başındaydı. Ve tabii herkesin temennisi referandum sonuçlarının vatan millet için hayırlı olmasıydı. Haberimizi izleyelim. 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Marmaris'te 65.216 seçmen bulunuyor. Seçmenler 25 mahallede kurulan sandıklarda evet ya da hayır tercihini kullandı. Referanduma katılım yoğundu. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar oy kullandı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sandığa gitti. Sandığa gidemeyecek durumda olan hasta ve yaşlılarsa tekerlekli sandalyelerle okullara taşındı. Siyasi partilerin temsilcileri de sabah saatlerinde oy kullandı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar her zaman olduğu gibi oyunu Atatürk İlkokulu'nda kullandı. Eşi ve oğluyla birlikte okula giden Acar vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Acar ve eşi Sevgi Acar daha sonra oy kullandı. Bakarsanız efendim. Evet, çok güzel oldu.
Acar referandum sonucunun Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Bu olağan bir beklenti. Takdir edersiniz bu normal olağan seçim değil. Türkiye'de, ülkemizde zaman zaman bazı önemli değişiklikler için halk iradesine gidilen bir sandık kuruldu. Bu bizim rejimimizle ilgili, cumhuriyet değerlerimizle ilgili, mevcut demokratik yönetim anlayışımızla ilgili olan halkın bir tercih konusu. Kampanyalar devam etti bildiğiniz gibi. Bunu her iki tercihi de savunan kesimler, siyasi, sivil toplum örgütleri, hatta birey olarak uzun bir süre tüm ulusumuzun, tüm halkımızın takdirine sunuldu ve bugün de sandığa gidildi. Biz de bu vesileyle geldik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekliyle ilgili irademizi geldik, kullandık. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü oyunu Şeyh Ahmet Benler İlkokulu'nda kullandı. Hayırlısı olsun. İnşallah hepimize hayırlı olsun. Eşi ve kızıyla birlikte okula giden Acar Ünlü referanduma katılımın yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi. Evet, yoğun bir katılım var. Bu sefer farklı bir seçim yaşıyoruz, farklı bir referandum yaşıyoruz. İnsanımız zaten bilincinde, uzun zamandan beri zaten biz de Marmaris İlçe Örgütü olarak, sivil toplum olarak, platformlar olarak bir çaba içerisindeydik. Bununla ilgili çalışmamızı biz bitirdik, biz üzerimize düşeni yaptık. Halkımızı aydınlatma, bilinçlendirme adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve şimdi sıra, görev sırası vatandaşımızda, seçmenimizde. Onlar da işe duyarlılık gösteriyorlar, katılım gösteriyorlar. Önemli bir nokta ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından, yarın nasıl yaşamak istediğimizle ilgili bir karar verme noktasındayız. O yüzden biz çok önemli olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Bununla ilgili de irademizi yansıttık. Bundan sonrası artık söz millette diyoruz. Tabii ufak tefek sıkıntılar var. Bazı sandıklarda yanlışlıklar olmuş, unutulan şeyler olmuş. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ünlü sandıkları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Merhaba. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de oyunu eşiyle birlikte Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nde kullandı. Öztürk referanduma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Bir sefer daha milli tecelli ediyor. Zaten bizim bu zamana kadar hep söylediğimiz şey var. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı referandumun zamanında da söylemiştik. Ne zaman bizim bir ülkemiz sıkıştırdıysa biz hep milletimize gidiyoruz. Bugün de milletimize gidiyoruz hep birlikte. Sandıktan inşallah bizim tahminimiz evet çıkacak ve ülkenin önü açılıp bir daha Allah izin verirse 6 ay, 7 aylık cidayı beklediğimiz o koalisyon günleri, koalisyon pazarlıkları, milletvekili pazarlıkları inşallah bir daha olmayacak. Milletimizin önünün açılacağı bir günü yaşıyoruz ve tarih bugünü inşallah evet ve hayır yönünde o tercihlerini kullandığı tarih yazacak. İnşallah evet verip ülkenin gelişimine katkı verenler bu akşam hep birlikte tarih tanıdık edecek. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, İçmeler Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ülgen, referanduma ilişkin şöyle konuştu. Evet, ben bütün Marmaris'te okulları dolaşmaya başladık sabahtan beri. Hakikaten milletimizin teveccühü bu konuda çok iyi. Biz ilk günden beri şunu söylüyorduk. Milletimizin, halkımızın ferasetine inanalım. Biz halkımıza inandık. Dolayısıyla bugün artık halkımızın son noktayı koyacağı gün. Bundan sonra vesayetlerin artık ülkemizden defolup gideceği bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda bina sorumlusu olarak görev yaptı. Ben Şehit Ahmet Benler Kötüm Okulu'nun bina sorumlusuyum. Partim adına görev aldım.
6.15'ten beri buradayım. Yoğun bir katılım var şu anda. Sandık kurulu asil üyelerimizi ve gözlemcilerimizi oluşturduk eksiksiz şekilde. Bina sorunlarımız da burada. Yardımcılarımız burada. Her şey yolunda. Heyecan var. O heyecanı görüyoruz seçmenlerimizde. Bunun sonucunu almak istiyoruz ve bu sevincimizin Türkiye genelindeki sonuçlarla birleştirerek hayırlı bir sonuç almamızı tek temennimiz o. Öner, referandum oylamasına katılımın yoğun olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Örneğin yanlış oy kullanan birkaç kişi oldu. Mühürsüz seçmen tutanakları, seçmen pusuları geldi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tuttuk. Avukat arkadaşlarımız destek oluyor bu konuda. Takipçisiyiz her türlü konunun. Herhangi bir itirazımız oldu mu tutanaklaştırıyoruz, itirazımızı yapıyoruz İlçe Seçim Kurulu'na. Şu an için çok hani anormal bir durum yok ama takip ediyoruz gelişmeleri. Evet, Marmaris ve Muğla'dan referandum sonucuyla ilgili resmi olmayan rakamlar gelmeye devam ediyor. Ne demiştik? Marmaris'te sandıkların %34'ü şu anda açıldı. Yani %34 açılan sandıklardan %76 hayır, %24 evet oyu çıktı. Muğla geneline baktığımız zaman açılan sandık sayısına göre katılım, yani şey yapalım, %88 referanduma katılım oldu. %69 hayır, %31 evet Muğla'nın son rakamı. Türkiye'de de son rakamlara göre %53 evet, %47 hayır görünüyor. Şimdi 30 büyük şehirde oranlar tam tersine dönmüş görünüyor. %14 evet, %16 hayır. Büyükşehir İstanbul'da evet hayır öne geçmişti %51 oranla. Büyük şehirlerde hayır öne geçti. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Sandıklar açıldıkça hayır oylarında bir artış gözleniyor. Şimdi tabii dediğim gibi İstanbul, ben her zaman seçimlerde... Çok özür diliyorum. Buyurun. Şu anda telefon attığımızda tamam. MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci var. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar. Evet, referanduma gitti bugün Türkiye. Sandıklar açılmaya başladı. Sonuçları izliyoruz hep birlikte. Siz ne düşünüyorsunuz referandum sonucuyla ilgili, neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye genelinde %53 falan görünüyor. Evet. %47 falan hayır. Belki %52'ye kadar iner herhalde görünüşe bakarsan. Aşağıya doğru bir iniş var. Daha sonuçlar kesin olmadığı için henüz bir şey diyemiyoruz. Yani de biz sonuçlandıktan sonra tekrar konuşalım. Evet. Yani şu anda bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii siz de takip ediyorsunuz. Sizin evet. Size gelen bilgilere göre şu anda yüzde kaç sandık açılmış görünüyor? Evet, hayır, oy oranları ne ölçüde bizim rakamlarla örtüşüyor mu? Şu anda bir onu sizden... Aşağı yukarı aynı, evet. Evet. Peki evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Marmaris'teki sonucu? Beklediğiniz bir sonuç muydu? Yoksa evetlerde biraz daha yüksek bir beklenti var mıydı? Hani sizin evet, tahmininiz evet, neydi sonucunuz? Edelim. Sonuçla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak o açıdan. Mesela biz daha fazlasını bekliyorduk da bayağı bir yani %30 falan, 35 falan bekliyorduk zaten. Ben öyle söylemiştim. Bir 5-10 puan, 5 puan aşağı düştük gibi görünüyor. Yani Türkiye geneline bakarsak %52, 53 falan. Yani burada da tabii bu şimdi sadece mesela çok bizim mesela Marmaris'te Milliyet Hareket Partisi'nin de aynı zamanda ilçe başkanlığı seçimi var dedi. Çok ağırlıklı bir şekilde çalışamadık evet hayır olarak. Yani evet çiğini fazla kullanamadık, çalışamadık yani doğru. Aynı anda da bizim seçimimiz bize denk gelmişti. Evet. Ama gene de güzel çıktı bence sonuçta. Yani Türkiye genelinde ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Yani %50 herhalde en düşse bile tahminime göre %52'den aşağıya düşmez yani. Hı-hı. Ülkemiz için hayırlı olsun yani. Evet. Kemal Bey, şimdi Marmaris üzerinde tabii konuşacak olursak bir de yani Marmaris'te daha 2014 yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeettin İhsanoğlu biliyorsunuz çatı adaydı MHP ve CHP'nin. Aldığı oy oranı %68.34, Recep Tayyip Erdoğan %26 idi. Şimdi o referandumla bu referandumu bir kıyas
kıyasladığımız zaman o seçimde referandumda o cumhurbaşkanlığı seçimine yine oranlar aynı, hatta hayır oyları daha da yukarıda görünüyor. Yani burada hep bahsedilen referandum sürecinde bahsedilen bazı konular vardı. Hani genel merkezle MHP tabanı arasında hayıra evete destek konusunda bir ayrışma oldu. Bu rakamlar sizce bu söylemleri destekliyor mu? MHP tabanı tamamen evet konusunda genel merkezle aynı görüşte olmadı mı sonuçlara göre? Bu yok konuda... orada öyle değil. Bir kere biz Milliyet Hareket Partisi yani olarak biz komple parti olarak biz evet için çalıştık yani. Biz zaten evet diyoruz. Biz genel başkanına tam itaat etmiş bir partiyiz biz. Biz daha sağda solda onlar zaten Milliyet Hareket Partisi'ne oy vermeyen insanlardır. Bizim ben şimdi bize kaç tane oy verdi deseniz bu ben adamları sayıyla bile size gösteririm yani. Şimdi dışarıdan kalanlar mesela Milliyet Hareket Partisi'ni hep eleştirmek için başka yollara yürüyen o tipler bizden alakası yoktur zaten onların da. Biz kendimiz zaten oyumuz bellidir burada. 7004 tane oyumuz vardı. Bu 7004 de burada aynen yansımıştır bence yani. Ya olur 7000 yani. Evet, peki sonuçlar tabii açıklandığı zaman son rakamları da görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız daha için. Daha geniş bir değerlendirme yaparız şu anda. Şimdi yani tam kesinleşmedi ama tabii, herhalde yani tabii şu %52 ile biter tamamen evet, göre. Peki şu etkili olmuş mudur? Mesela örnek veriyorum Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de bile %80 hayır çıkıyor. Yani son aslında referanduma girerken Devlet Bahçeli'nin de bazı tepkileri olmuştu. Eyalet sistemi tartışmaları gündeme gelmişti. Bu MHP yani görülüyor ki evet MHP seçmeni olarak bilinen Türkiye sadece Marmaris'te değil. Türkiye'deki bir kısım seçmen evetten yana oy kullanmadı görünüyor şu andaki sonuçlara göre. Hani Devlet Bahçeli'nin ama memleketinde de %80 hayır çıkınca etkili oldu mu sizce? Şimdi, öyle de bakmamak lazım olaya. Yani Milliyetçi Hareket Partisi şimdi tamam o hep zaten bir seçim kaybedildiği zaman hemen Milliyetçi Hareket Partisi hükümet kurulmadığı zaman da aynısı oluyor. Şu anda 30-35 bin kişi Fethullah Gülen'den cemaatinden FETÖ terör örgütüne içeri alınmış insanlar var. Bunlar ister istemez burada da bir kayma olmuştur oylarda yani. Yani sadece Milliyetçi Hareket Partisi ya bu mesela bizim oy 48 onları diyelim ki mesela hepsi tamamı bunların hepsi tamamı evet dememiştir. Yani bu işten zarar görenler de çekilmiştir. Yani bu sayıya vurduğun zaman yani bu normal bir sonuç yani bu şu anda kısa bir vadede çalışmanın ürünüyle yani peki de biz çok iyi anlatamadık. Anlattık güzel elimizden geldiği kadar ama yani sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil yani. Bu işte zarar görenler, ülkeye zararı dokunanlar, işte köşe uzaklarda işte devletin her kademesine sizmiş kişileri işte çıkardığın zaman burada da bir eksilme oluyor. Eksilme olduğu zaman bu yansıyor ister istemez sandığa da. Böyle bir gelişme olmuştur bence yani. Tamam. Daha detaylı, daha güzel anlatırız yani. Ama Milliyetçi Hareket Partisi liderine tamamen bağlı bir ilçe başkanı olarak ben konuşuyorum. Bizde hiç küre olmamıştır yani. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey yayınıza katıldığınız sağ olun, için. Var olun. Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar. Evet, söylemek istediğiniz bir ya şey var mı Kemal Bey? Siyasiler herkes kendi ölçeğinde bakacak. Sayın Kemal Kalemci de doğal olarak bir siyasi partinin ilçe başkanı olarak kendi partisini olumlayan şeyler söylüyor. Ama şu çıkan oranlara baktığımız zaman eğer Kemal Kalemci'nin sayın arkadaşın dediğini kabul edersek AKP'nin oy oranı Marmaris'te %10'a falan düşmüş oluyor. Ben o öyle bir oranda olduğunu düşünmüyorum. Yani burada da esas nokta tabii ki şeyi de söylemeye çalıştı. Hani daha önceden AKP'ye oy vermiş FETÖ'cüler bu işten zarar gördükleri için AKP'ye oy vermediler. Yani o şekilde onlar da bakıp işi referanduma hayır dediler demeye getiriyor. Evet böyle bir şey de olmuş olabilir. Yani o kişiler de bu noktayı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi algılayıp hayır demiş olabilirler. Ama olay tam
anlamıyla bence bu değil. Burada zaten dediğim gibi şu parti kazanmış bu parti kaybetmiş gibi bir kavrama girmek zaten yanlış. Burada değerlendirmeyi şu, her siyasi parti oturup değerlendirmesini yapması lazım. Malmes özelinde konuşuyorsak, Malmes özelinde de her siyasi parti değerlendirmesini yapması gerekir. Yani bunda Cumhuriyet Halk Partisi işte %76 aldık çıktı, bu oranda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyudur gibi bakması da hatalı olur. AKP'nin de işte şu kadar oy odun demesi de hatalı olur. MHP'nin de bu oyların 7000'i bizim oyumuz demesi hatalı olur. Bu ayrı bir değerlendirme gerekir ama siyasal doğal olarak kendi partileri noktasında hareket edecekler ve bu şekilde yorum yapmalarını siyasilerin normal yorumu olarak ben görüyorum. Ama söylediğiniz gibi özellikle Osmaniye'deki oran bu anlamıyla önemli bir veridir. Başka bir açıdan baktığımızda da Deniz Baykal'ın Antalya'sında son noktaya baktığımızda evet biraz önde görünüyordu. Bu da ayrı bir tartışma götürür. Dolayısıyla bizim ülkemizde önemli siyasi kişiliklerin bulundukları yerler önemli bir belli eden bir veri olarak konur. Evet. Şu anda da CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'a telefon attığımızda. Akın Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. Marmaris Muğla, ben rakamları tekrar hem izleyicilerimize hem size aktarayım. Sonra da genel bir değerlendirme almak isterim. Marmaris'te evet. %76 hayır, %24 evet. Muğla'da %69 hayır, %31 evet. Türkiye genelinde rakamlar değişiyor ama bendeki son verilere göre %53 evet, %47 hayırdı. Siz tabii bu rakam... %52 evet. Evet şu anda. Evet. %52.2 evet. Sandıklar açılacakça hayır oranlarının arttığını görüyoruz. İstanbul'da %51 ile hayır oyunun öne çıktığını biliyoruz. Büyük şehirlerde de %16 hayır, %14 evetti. Biz şu anda yayındayız tabii, bize veriler aktarıldıkça biz de yeniliyoruz. Tabii siz son rakamlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Önce bir bölge için değerlendirme alalım. Beklentiler ölçüsüne baktığımız zaman Marmaris'te, Muğla'da evet hayır oyları beklentilerinizi karşıladı mı? Ne bekliyorsunuz? Yüzde kaça kadar çıkar hayır oyları? Ve hani nasıl yorumlarsınız siyasi olarak bu sonucu? Şimdi ben size çok net bir şey söyleyeyim. O açılmayan şu andaki gözükenlerin hepsi hayır oyu. Hayır oyu. Çünkü burada ciddi bir manipülasyon var. %64'ten açılmış şeklinde Anadolu Ajansı açtı. Mesela şu anda Ankara'da %57 hayır oyları önde. Ama şu anda 49.8 hayır oylarını gösteriyor. Ve bu her yerde var. Muğla'daki Muğla'da açısından da bu şekilde. Hiç kimse sandığı terk etmesin. Bu manipülasyon tamamen boşa çıkarılması gerekiyor. Bütün amaç sandıkları bir yılgınlık yaratarak terk ettirmeye yönelik bir avant. Bütün uyarılarımızı yaptık. Örgütlerimiz ciddi anlamda eğitimlerden geçti. Şu anda Muğla'da sandığı terk eden hemen hemen kimse yok. Son ıslak imzalar alana kadar. Islak imzalar daha henüz sisteme girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri o kendi bilgi sistemine giriyor ve bu karşılaştırmaları yapıyor. O açıdan ben sandığa terk etmeden sonuna kadar mücadele veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu oylar çok daha yüksek. Bunu herkes bilsin. Şu anda da Türkiye'de hayır oyları ciddi anlamda önde. Bu itiraz süreçleri, ondan sonra bu biliyorsunuz YSK'nın aldığı bir karar var. Mühür vurulmamış olan oy pusulaların yeterli olduğuna dair. Bununla ilgili çok ciddi itirazlar var. Sandıklar tekrar sayılmaz durum olabilir. Kısmen sandık sandığa itiraz olabilir. Şu anda devam ediyor. Evet. Şu anda devam ediyor. Mesela ben size Ankara'yı söyledim. Şu anda YSK verilere göre %57 önde hayır oyları Ankara'da. Ama hala daha %49.8 gösteriyor. Bunu takip ediyoruz. Genel merkezimiz ciddi anlamda bu iletişimi sağlıyor.
daha devam ediyor. Daha referandum bitmedi. Daha evet. Bitmedi, devam ediyor. Yani tabii önemli bir şey söylüyorsunuz. %57 hayır oyu şu an hani ekranlara yansıyan rakamlardan çok daha yüksek oranlarda. Hatta tahmin edilen oranların bile üzerinde şu ana kadar ankette çıkanlardan bile yukarıda görünüyor. En azından evet, açılan evet. Sandıklara göre öyle değil mi? Hayır oyları açıklandı. Evet. Ya yani hayır oyları tabii. Anketteki rakamlardan bile yüksek şu anda açılan sandıklarda. %57'lik oranıyla. Hayır oyları değil. Ankara'da evet. Ankara'da %57. Evet. Şu andaki net rakam veriyorum. Çankaya'nın hiç sayılmadı. Ona rağmen %57 şu anda. Ama Anadolu Ajansı'nın verileriyle 49.8. Peki Muğla yani ve... Bunu söylemek istiyorum. Bu sefer başaramadılar. Manipülasyonu bu sefer yapamadılar. Göreceksiniz. Gerçek sonuç ortaya çıktığı zaman Anadolu Ajansı rakamları değil. YSK'nın bitiş rejimi kesinleştirilmiş. Sonuçlar geldiği zaman göreceksiniz. Hayır oyları tolak olacak. Peki seçim Türkiye'nin dört bir tarafında tabii referandum süresince sizin tespit ettiğiniz sıkıntılı bir durum oldu mu? Size yansıyan durum oldu mu? Hani takip ettiğiniz şu anda bu oylama süresince bu konuda var mı tespitleriniz? Neler söyleyeceksiniz? Bu konuyla ilgili de bir bilgi almak isteriz sizden. Biz tamamen bu şeye sandık oy kullanmadan sisteme girene kadar bir aşamaya yoğunlaşmış durumdayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün örgütlerimizi bizler bu şekilde. Bizim Muğla açısından bir problem duymadık, yaşamadık. Öyle bir şey görmedi. Bu da demokratik açıdan olgunluğunu ispatlamış bir ilimiz. Türkiye'nin 100 aklı bir ilimiz. Herkes kendi propagandasını yaptı. Herkes sandığa kendisine göre sahip çıkıyor. Muğla'nın iradesini sandıktan sandıklı bir şekilde çıkmaya yönelik olarak biz daha çok yönlenmiş durumdayız. Ve devam ediyor. Islak tutaklı imzalarımızı tek tek topluyoruz. Uzak bölgelerden gelecek olan arkadaşlarımız var. Güzel yolculuğumuz. Onlar da geldikten sonra Muğla'nın sonuçtan daha net olarak görmüş oluruz. Ben bağırmazsa teşekkür ederim. Gerçekten bizim umduğumuz bir netice çıktı. Gayet de iyi bir netice çıktı. Marmaris'te Muğla'da demokrasisine sahip çıkmıştır. Evet. Akın Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, bize aktardıklarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet, evet, burada milletvekilinin söylediği, yine ilçe başkanımızın da söylediği bir nokta var. Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oylarının geçerli olduğunu söyledi. Bu aslında ilk defa seçim tarihinde böyle bir şey söz konusu oluyor. Çünkü sahte oyları ayırt edebilmenin en önemli özelliği o oyun tercihin arkasındaki mühürdür. Dolayısıyla böyle bir mühürsüz oyların da geçerli olduğu kabul edilmesi bir takım soru işaretleri, insanların kafasında bir takım soru işaretlerin uyanmasına yol açacaktır. Bundan sonraki süreçte demek ki sandıklara sandıktaki görevlilerin ciddi anlamda sahip çıkması ve oranların ciddi anlamda karşılaştırması gerekli. Çünkü mühürsüz yani başka şeyler de çıkabilir, oylar da çıkabilir. Bu bence Yüksek Seçim Kurulu'nun yanlış bir kararı olduğu düşüncesindeyim. Bu konuda evet de çıksa, hayır da çıksa fark etmez. Tartışmalar devam edecek. Tartışmaya yol açacak bir konudur bu. Böyle bir karar vermesini ben doğru bulmuyorum. Kendi bir hukukçu olarak doğru bulmuyorum. Evet, şimdi son rakam Marmaris'le ilgili gelen, biliyorsunuz 65.244 seçmen var Marmaris'te. Şu andaki açılan sandıklara göre 40.520 geçerli oy var. Bu oyların 30.403'ü hayır, yani yaklaşık bir %75'e tesadüf ediyor. Evet de %10.9 diyelim ki, yani %11'e yakın bir şu anda. 30.000-10.000 civarında da şey var. %25 hayır. Evet. Evet. Burada şimdi biraz önce MHP ilçe başkanı yaklaşık 7.000 oyu var bizim ve hepsi evet vermiştir dedi. Eğer öyle olursa AKP'nin 3.000 çıkan sonuçta 3.000 oyu olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bu ne kadar doğru tartışma getirir tabii ki.
Evet. Bu arada 51'e düştü oran. Türkiye genelinde evet. Hı hı. Düşmeye devam ediyor. Evet. Sandıklar açıldıkça bu konuda değişen rakamlar da geliyor. Şu ana kadar yine yüzde, tabii hep bunlar tartışıldı. Şimdi iki bağlantı yaptık. İkisinde de aynı şeyi söylüyorlar. Bu konuda ekrana yansıyan rakamların tamamen gerçeği yansıtmadığı, %90 oranında bir sandık açılımının da olmadığı belirtiliyor. Yine siyasetçiler tarafından bir telefon bağlantımız daha olacak. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir şu anda telefon hattımızda. Evet, iyi akşamlar Nurettin Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, referandum sonuçları ile ilgili değerlendirmenizi almak isteriz. Siz en azından şu ana kadar açılan sandıklarla ilgili çıkan ve ortaya çıkan rakamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Tabii ilerleyen saatlerde sandıklar açıldıkça görüyoruz, hayır oyları artmaya devam ediyor. Aynı artış devam edecek midir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi ben öncelikle Marmaris halkını, Muğla'yı tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük başarı gösterdiler. Şimdi tabii ki yayınlardan baktığımız, yani televizyonlardan baktığımızda Muğla %68 gibi gözüküyor ama burada il başkanlığında %73'lere yaklaşan bir sonuç var. Tabii ki şu anda geldiğimizde %55'lerdeydi. Evet, şu anda %51'lere indi. Biz Sözcü Gazetesi'nin ve diğer şeylerden aldığımızda büyük şehirlerin merkezlerindeki yayınlarda gelince ben diyorum ki hayır oyunlarının önde çıkacağını veya başa başa kalacağımızı düşünüyorum. Evet. Peki şimdi tabii burada sizin örneğin Muğla ile ilgili beklentiniz neydi? Şu anda görünen okey, Muğla'da %69 %70'e doğru gidiyor rakam. Evet. Marmaris'te %75-76 arasında. Şu ana kadar gelen rakamlar değişiyor. Bu konuda artış bekliyor musunuz oranlarda? Beklentileriniz örtüşüyor mu? Beklentimiz %75-70'in üstüydü. 75'e doğru gidiyoruz. Muğla'da, Muğla bugün belki de artık Türkiye genelde baktığımızda hemen hemen ilk iki veya da üçe girecek illerin başında olacak. Evet. Peki şimdi tabii baktığımız zaman geçmiş dönemdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde mesela bir çatı aday vardı, Ekmettin İhsanoğlu. O %68.34 Marmaris rakamları, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan %26.6, Selahattin Demirtaş %5'ti. Şimdi bugüne bakıyoruz, sistemle ilgili değişiklikte %76, %75-76 hayır oyu. Yani burada tabii ki bir yine siyaseten yorumlar yapılıyor ama MHP seçmeni açısından yöneltmek istiyorum. Acaba hani evet cephesi sivil toplum platformlarıyla birlikte oy oranını ortaya koymuştu ama pardon, hayır cephesi. Evet cephesindeki şeyler, hedefler tutmadı mı? Nasıl yorumlamak gerekir? Vallahi şimdi tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 oyunu düşürürsek muhalefeti yanına toplamış ve %50'ye yakın, bugün %49'a yaklaşan bir hayır cephesini oluşturmuş. Bu CHP açısından çok büyük bir başarı. Ben özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok bu demokrasi açısından, mücadele açısından önemli bir sürece geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir iktidarın, mevcut iktidarın MHP ile birlikte %63'lere varan şeyi, oranın %50'lere düşmesi çok büyük bir şeydir. Ki biliyorsunuz çok eşitsiz, çok eşit koşulları olmayan bir seçim sürecini yaşadık Türkiye'de. Türk halkının demokrasiye, parlamenter sisteme sahip çıkması göstergesidir. Ben sonucun mutlaka başarıya ulaşacağını inanıyorum hala. Evet, peki evet ve hayır artık sandıktan ne çıkarsa siyaseti nasıl etkileyecektir sizce? Bence olumlu etkileyecektir. Türkiye'deki siyaset bundan sonra bir tek kişinin yönlendirmesiyle olmayacaktır. Çünkü 2019'da olacaktır bu seçimler. 2019'da Türkiye'nin nasıl gideceğini şimdiden kestirmek zor. Ama demokrasi de sahip çıkmıştır bana göre yani.
Evet. Ankara, İstanbul, İzmir'de de hayır oylarının öne çıktığı bilgisi geldi. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz Sayın Nurettin Demir? Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, hele İzmir'de çok açık ara önde. Ben daha da artacağı düşüncesindeyim. Bu rakam şu anda yüzde Anadolu Ajansı'nın rakamları %51-70'lerde. Bu çok daha düşecektir. Çünkü asıl oy oranlarını belirleyen yerler açıklanmadı. Çünkü İstanbul'da bile %3, İzmir'de %17 gibi bir daha açıklanmayan şeyler var. Muğla'da aynı şekilde. Bunları değiştirecektir diye düşünüyorum. Evet, son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de %80 hayır çıktığı bilgisi geldi. Bunu nasıl yorumlamak gerekir siyasi açıdan? Ben ilçesinde belki o Osmaniye'de %80 hayır çıkmadı. Başa baş çıktı. Yani %45'e 55 gibi bir hayır çıktı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bize aktardıklarınız için, değerli yorumlarınız için. Ben tekrar Marmaris halkını, Muğla halkını kutluyorum. Evet. Evet, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir yine rakamları yorumladı, bizim için değerlendirmelerini yaptı sonuçlarla ilgili. Tabii hep demokrasi adına da önemli. Evet ya da hayır, siz de bunu belirttiniz. Yarına ilişkin verdiği mesajlar da önemliydi. Şimdi tabii seçmen anayasa değişikliği paketini sizce nasıl anlayarak gitti? Sandığa nasıl bir mesaj şimdi bölge verdi? Şimdi bölge değerlendirmek lazım onu. Diyelim ki bizim Marmaris bölgemizde, Marmaris'e bakarsan seçmenin önemli bir kesimi ne olup ne olmadığını öğrendi. Yani bunun yanında işte hani taraftar olan kesimleri kenara bırakıyorum. Taraftar olan kesim, hangi bütün partilerden, onları kenara bıraktığımız zaman halk anlamıyla baktığımızda referandumun ne anlama geldiğini öğrendi. Bu Muğla bölgesinde de 3 aşağı 5 yukarı böyle olabilir ama diğer noktaları bilmiyorum. Veri çok yok. İç Anadolu'da, Karadeniz'de bunun çok fazla öğrenilmeden, dediğim gibi birazcık da böyle bir algı projesi vardı. Sanki bir normal bir cumhurbaşkanlığı seçimi veya başbakanlık seçimi veya milletvekili seçimi gibi bir algıyla hareket edildiği için insanlar o anlamda oy kullandıklarını düşünüyorum. Tercihlerini böyle yaptıklarını düşünüyorum diğer bölgeler açısından. Ve ben bu seçimlerden evet de çıksa, hayır da çıksa AKP'nin başarısız olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani hayır 51-52 hayır çıksa bile Recep Tayyip Erdoğan kendi bünyesinde %48 gibi bir oy oranı aldığı ve Cumhurbaşkanlığı noktasında da kim ne derse desin tek tabanca, tekrar böyle bir aday olduğunda tek tabanca olabileceği noktasında görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise bu anlamıyla bu çalışmayı başarılı bir şekilde yürütmediği düşüncesindeyim. Yani benim şahsi görüşüm. MHP açısından da söyleyeceğim. Zaten MHP'de genel merkez ve muhalifler olarak ayrıldığı için muhalifler de bu noktada çok başarılı bir çalışma yaptılar. Genel merkezde çok eksi noktaya döndü. Dolayısıyla bu referandumdan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa Türkiye'de siyasetin farklı bir noktada şekilleneceği düşüncesindeyim. Bunun da umut ediyorum ki bu şekillenme hayırlı olur. Ama bu referandum sonucunda CHP başarılı görülüyor, AKP başarısız görülüyor, Recep Tayyip Erdoğan başarılı görülüyor, MHP'nin genel merkezinde başarısız görünüyor. Yani son analiz olarak baktığımda bu şekilde görüyorum. İster evet çıksın, ister hayır çıksın. Çünkü rakamlar çok yakın. Yani arada bir fark olmadığı için yani evet de çıksa, hayır da çıksa 51-52'lerde ilk konuşmaya başladığımızda, ki ilk biz televizyonda rakamlar gelmeye başladığı zaman %69 evet falan gibi bir şey vardı. Bunun böyle olmayacağını, %52'lerde, 51'lerde evet ya da hayır olacağını konuşmuştuk.
Bu analizimiz doğru çıktı ve dediğim gibi bu bağlamda değerlendirirsek kazanan kaybeden anlamında söylüyorum. Bunu partisel oy anlamında söylemiyorum. Sadece bu referandum süreci anlamında söylüyorum. Bu şekilde bir analiz yapabildim. Benim kendi kişisel görüşüm. Evet. Şimdi hattımızda gazeteci Vural Efecik var. Tekrar bir adliyeye gidelim. Neler yaşanıyor? Sandıklar tabii oylar toplandı. Teslim ediliyor. İyi akşamlar Vural Efecik. Tekrar merhaba. Merhabalar Hayriye Hanım. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Teşekkürler. Nedir son durum? Bundan önceki yayınımızda başta söylediğimiz gibi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumu bugün gerçekleşti biliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki rakamlar da ilginç oranlarda. Türkiye genellemesine baktığımız zaman 3 büyük şehirde hayır oylarının önde gittiği ve oranın %51 ile 48 gibi çok az bir farkla ileri gittiği görülüyor. Keza Marmaris, Muğla genelinde de durumda çok büyük bir değişiklik yok. Muğla genelinde hayır oylarının yüksek olduğu yönünde bilgiler geliyor. Biz burada ilçe seçim kurulu önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii oranların yüksek olduğunu hayır oranlarının söyleyebiliriz ama henüz ilçe seçim kurulundan bize gelen resmi bir bilgi yok. Tahmini oy oranı yok. Çünkü hala daha çevre civar mahallelerden oylar, oy suvalları, formaları buraya gelmeye devam ediyor. Bu anlamda buradaki hayır oylarının yüksek olduğunu biliyoruz ama oran konusunda henüz söyleyebileceğimiz kesin bir rakam söz konusu değil. Ancak şu ilginç bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Fethiye'de, Seydikemer'de evet oylarının önde olduğu yönünde bir bilgi aldık. Bu konuda size bir resmi bilgiye ulaştım bilmiyoruz ama Marmaris'ten şu an Marmaris İlçe Seçim Kurulu'ndan aktarabileceğimiz bir seçim sonucu yok. Ama oranların yüksek olduğu, %70'lerin üzerinde olduğu yönünde bilgiler geliyor bize. Bunlar tabii ki kesin ve doğru bilgiler değil. Sadece biz burada vatandaşları bilgilendirmek için bunları söylüyoruz Hayriye Hanım. Bu şekilde aktaracağız buradan adliye önünden. Başka bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için Vural Efecik adliyedeydi. Bize seçim ile ilgili referandum sürecinde şu anda yine bekleyen haberciler arasında takip ediyor oyları. Aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Seydi Kemer'le ilgili bir ayrıntı verdi kesin değil ama. Evet oylarının önde olduğuna yönelik. Muğla bölgesiyle ilgili var mıdır böyle bir analiziniz bilmiyorum ama hani evet bazı ilçelerde beklenir mesela Kavaklıdere. AK Parti seçmenin yoğunlukta olduğu bir ilçedir. Tabii Seydikemer'de de böyle bir noktada. Orada da belediye seçimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bildiğim kadarıyla şeyi kazandı. Bazı bölgelerde bu olabilir. Bu zaten şunu getiriyor. İşte bunun bir referandum olup olmadığın tartışmasını getiriyor. Yani bir referandum gibi değil de bir siyasi parti, Adalet Kalkınma Partisi, MHP, CHP arasında bir seçim trendi gibi algılanırsa bu yanlış sonuçlara da yol açabilir. Biraz böyle algılandığı noktasında düşünüyorum. Böyle algılanmayan nokta diğer yerlerde farklı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanında İstanbul ve Ankara'da hayırın yüksek çıkması durumunda Türkiye'nin diğer yerlerinde, Türkiye genelinde hayırın düşük çıkması benim çok kabul edemediğim bir analiz. Çünkü seçimlere baktığınızda da, yerel seçimler olsun, genel seçimler olsun, İstanbul ve Ankara önemli. Yani birisi başkent, birisi çok büyük bir seçmen nüfusuna sahip. İzmir ayrı değerlendirmek lazım. İzmir'de zaten her zaman için Cumhuriyet Halk Partisi veya o anlamda bir farklılık var. Ama İstanbul ve Ankara bu anlamıyla referandumda belirleyici bir nokta olduğu düşüncesindeyim ben. Evet. Şimdi tabii bu arada arkadaşlarım bağlantı yapmak için, telefon bağlantısı yapmak için de arıyorlar. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ü aradık. Zannediyorum hem yoğun hem de sonucu tamamen şu anda değerlendiremeyeceğini belirtmiş.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'i de aradık. O da yine sonuçların tamamen açıklandıktan sonra bir değerlendirme yapmak istediğini söylemiş. Yine elimize gelen son rakamlara göre Marmaris'i aktaralım. %75 hayır, %25 evet. Muğla'da %69 hayır, %31 evet. Türkiye geneliyle ilgili yine arkadaşların verileri güncelleyecekler ama %53 evet, %47 hayırdı. Evet. 51 şu an 51 evet, %49'a yakın hayır gibi olarak, bir çıkıyor. Evet, evet, tekrar bakalım. Tabii son verilerle birazdan karşınızda olacağız. Bugün özel ilk defa oy kullanan hasta ve yaşlılarımız vardı. Onlarla ilgili bir VTR'yi izleyelim. Marmaris, Muğla ve Türkiye geneliyle ilgili son rakamlarla karşınızda olacağız birazdan. Şimdi haberimizi izliyoruz. Yola versek ya biraz. Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı uygulama birçok hastanın oy kullanabilmesinin önünü açtı. Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar ve yaşlılar ambulanslarla oy kullanmaya götürüldüler. Durumu iyi olan vatandaşlar minibüslerle oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alındı. Oyunu kullanan hasta vatandaşlar ise yeniden hastanelere götürülerek tedavilerine devam etti. Evde bakım birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu. Hastalar sağlık görevlilerinin sırtında ve sedyeleriyle taşınarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandumda oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar uygulamadan memnundu. Yer vermemesi gerekiyor. Evet. Şimdi haberimizde izledik, hastalar ve yaşlılarımız, evet, engelli vatandaşlarımız oy kullandı. Yani katılımın yüksek olması demokrasi adına çok önemliydi. O yüzden hep çağrılar yapıldı. Oy verin, sandığa gidin. Çok önemli. İnsanların yani duyarsız olmaması gerekiyor. Hayati bir olay. Çoluğu, çocuğu, ailesi için önemli bir şey. Ülke için önemli bir şey. O yüzden oy kullanmaların yüksek olması güzel bir şey. Ama ben şeyi gene altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu referandumda kazanan ya da kaybeden yok. Öyle bakmamak gerekiyor. Dolayısıyla buradan evet de çıksa, hayır da çıksa, Marmaris özelinde konuşalım, herhangi bir taşkınların olmaması, bizim emniyet güçlerimize de zorluk çıkarılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Bir kayıp yok. Evet. Şimdi peki bu kararsız seçmenler, dediğiniz gibi kararsız değillerdi, aslında ikna olmuşlardı. Yine rakamlara bakacak olursak, hani Türkiye rakamları da %51.6 evet, %48 hayır görünüyor. Muğla'da %69 hayır, %31 evet. Marmaris %75'e 25, biz yayın yaptığımızdan bu yana son, evet, dönemi bu rakamlar aşağı yukarı sabit görünüyor. Tabii açıldıkça sayılar, hayır oranı artıyor ancak... Yani AK Parti seçmeni açısından da bunun bir referandum olarak algılandığını söylemek aslında çok yanlış olmuyor. Öyle değil mi? Yani bir karar, AK Parti içinde de kararsız bir seçmen olduğunu, yani şimdi MHP'yi ayırarak hep MHP üzerinden, evet, evet, gittik ama AK Parti açısından bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Mutlaka. Örnek veriyorum, bir bugün bir vatandaşın anlattığı bir olay denk geldi. Kararsız kaldığını ve oy kullanmadığını, bu nedenle AK Parti seçmeni olduğunu, bu referandum yani bu anayasa değişikliği ile ilgili bir emin olamadığını ve sandığa gitmediğini belirten bir vatandaşla karşılaştık bugün. AK Parti seçmeninin tavrı neydi bu konuda? Şimdi burada da ben yine onu söylüyorum. Yani kazanan kaybeden yok dedim ama analiz anlamıyla bakarsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu evet olayını iyi götüremediğini, evet propagandası iyi götüremediği düşüncesindeyim. Benim şahsi görüşüm. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı açısından, Recep Tayyip Erdoğan açısından başarılı gitmiş bir süreç. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani bu süreçte ve bu oy oranlarında hayırın çok yüksek çıkması gerekirdi. Bu kadar yüksek çıkmayıp oranların birbirine yakın olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi. Yani onunla bağlılık.
o bağlılıktan kaynaklı olarak böyle bir oran çıktı. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan figürü olmamış olsaydı şu an hayır oyları herhalde %70, Türkiye genelinde %70 civarında olundu. Bu benim analizim. Ve bu yüzden de yani kaybeden kazanan yok ama partiler kendi değerlendirmelerini yaptıklarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o anlamıyla moralli olduğunu, MHP'nin ve AKP'nin moralsiz olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın da moralli olduğu düşüncesindeyim. Yani benim gözlemim bu. Marmaris özelinde de çok güzel bir referandum, çok demokratik, insanların birbirine saygı duyulan çok güzel bir referandum geçirdik. Bu referandumun sonuçlar netleştikten sonra da aynı güzellikte, aynı medeni ölçüler noktasına devam etmesini önermemizin doğru olduğu düşüncesindeyim. Herhangi bir taşkınlığa yer verilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi bu referandumda kazanan veya kaybeden yok. Bu bir tercihti. Bu tercihe göre şekillenen bir tercih. Bu şekilde ele almamızın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Evet, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Konuk olduğunuz referandum özel programının da sonuna geldik. Hem Marmaris hem Muğla'yı hem de Türkiye'yi yorumladınız bizler için. Kıymetli bilgileri aktardınız. Sayın izleyiciler, referandumla ilgili son rakamları aktaracağım. Referandum özel programının sonuna geldik. Ancak yine güncel bilgileri televizyon ekranlarımızdan takip edebilirsiniz. Marmaris %75 hayır. Şu anda açılan sandıklara göre resmi olmayan sonuçlar %25 evet. Muğla %69 hayır, %31 evet. Türkiye %51.6 evet, %48.4 hayır, resmi olmayan sonuçlara göre. Referandum özel programının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.